Galatasaray'da transfer tabii ki çok merak ediliyor. Özellikle sol çizgiye bir oyuncu transferi yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu konuyla ilgili de gelişmeler var. Özellikle sosyal medyada Dimarco'nun bir paylaşımı oldu. Zalewski'nin Roma'da kalacağıyla alakalı. bir yandan Üçlü savunma mı, dörtlü savunma mı? Zaleski gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir son dakika isim ortaya çıkar mı? Galatasaray bir transfer gerçekleştirir mi? Hem orta sahada göbeğe, savunmanın önüne hem sol çizgiye. Yani bayağı bir soru işareti var şu anda. Galatasaray taraftarı çok merak ediyor. Rize Spor 11'i merak ediyor. Yetişecek, transferi yetişecek oyuncu kim olacak o merak ediliyor. Kutlu. <laughs> Haberler de. Önce senle başlayalım. Galatasaray ile ilgili gelişmeler nedir? Galatasaray taraftarı şu anda bu konuları merak ediyor. Aslında karşılaşmanın önüne geçti bu konu. Çünkü Galatasaray haftalardır, günlerdir demeyeceğim haftalardır hatta aylardır transferde bir plansızlık üzerine yoluna devam ediyor. Burası zaten çok net. Gidilen isimler ama başarılamayan operasyonların sonrasında farklı oyunculara, farklı profildeki oyuncularla atılan imzalar. Bunu net şekilde gösteriyor. Due süreciyle başlayan Ayrıca Yelert'le biten Wendel'le görüşmeye gidilip o transferin tamamlanamaması neticesinde Sara hamlesiyle tamamlanan. Şimdi ise Zaleski ile görüşüp dün Mario Rui ismi gündeme geldi. Bunun dışında oyuncular gündeme geldi. Hepsinin profiline baktığımız zaman hatta Laurenti ismi gündeme geldi haftalardır. Hepsinin profili birbirinden farklı. Burada merak edilen konu ne? Galatasaray'ın sistemi ne olacak? Osimen transferinin gerçekleşme ihtimali üzerine Okan Hoca 3-5-2 sistemine geçebileceğini zaten ifade etti. Neden? Çünkü Osimen, Icardi bu ikilden birini yedek bırakamazsınız. Osimhen'in Galatasaray'a gelişinde hani o bahsettiğimiz domino etkisi ve fırsat transferi olması burada ilk 11 oynama ihtimali yüksek olması sebebiyle tercih edildi zaten. Ama Icardi'nin sakatlığı var. Şimdi merak ediliyor. Batshuayi Osimhen ikilisi beraber çıkar mı? Bu iki oyuncunun beraber antrenman yapma ihtimali şu an ne kadar derseniz sadece bir O yüzden dener mi Okan Hoca orası soru işareti. Önce transferle başlayalım dersen. Şimdi sol bek Okan Hoca sol bek mi istiyor? Sol kanat bek mi istiyor? Sol kanat mı istiyor? Üçü birbirinden farklı. Jakobs'un transfer olma sebebi hem sol kanat bekte kullanmak istemesi Okan Hoca'nın hem sol bekte kullanmak istemesi. Ama üçlü sistemde bunu ben daha önce dile getirmiştim. Bir kez daha aktarayım. Okan Hoca'nın düşüncesi Jakobs'u sol stoper olarak da değerlendirmek. O zaman 3 alter 3 sistemde de Jakobs oynayabiliyor solda. Evet. Jakobs Okan Hoca'nın elindeki aslında en kuvvetli alternatiflerden bir tanesi. Ama plansızlık hala e, yönetim aşamasında transferlerde devam ediyor. Neden? Şimdi ortaya çıkan isimleri konuşalım. Mesela Zalewski ismi. Zalewski aslında e, hani Polonya Türkiye maçında da 3-5-2'nin solunda oynamıştı. Roma'da forma giyerken de 3-5-2'de oynadı. 4-4-2'de de oynamıştı dönem dönem ama oyuncunun asıl özelliği dinamik ve enerjik bir isim olduğu için o bölgeyi tamamen kullanması. Okan Hoca'nın da zaten Zalewski istemesinin sebebi bu. Okan Hoca sol kanat değil. Okan Hoca sol kanat bek transfer istedi. Bu yüzden Zalewski isminde görüşme gerçekleştirildi. Lorente ismi ise bir sola çık. Aynı Kerem Aktürkoğlu gibi. Aynı geçen yıl kullanılan Wilfried Zaha'nın görevi gibi. Ya zaten gole yakın bir oyuncu. E ee, savunma katkısı yok. Lorenti ve şey. Hani böyle sezonda 7 gol 6 asist, 5 gol 8 asist bu tarz bir oyuncu. Lorente'ye alacaksanız, Kerem'i niye gönderdiniz? Şimdi soru buradan gelir aslında. Orada Kerem ben gitmek istiyor. Dinamikleri o... farklı kesinlikle evet, ama, evet, evet, o ama şimdi siz sol kanat bekararken bir anda Lorente'ye giderseniz o zaman 3-5-2 sistemini tekrar 4-4-2'ye döndürmeye çalışacaksınız. O zaman orta sahada Saray elinizde verimli olacak mı? Zalewski ile ilgili durumu ben şöyle aktarayım. Galatasaray Roma ile görüşmelerini günlerdir sürdürüyor. Ben iki gün önce bana gelen rakam 8 artı 2 milyon yani 8 artı bonuslar. Hani 2 milyon eurosundan tam emin değilim ama 8 artı bonuslar şeklinde Galatasaray'ın teklif ettiği yönündeydi. Roma kulübü direkt olarak bonservis bedelini üstüne bonuslar istiyor ve daha kısa vadede ödenmesini istiyordu. Bu konuda hem bu vade, hem bu ödeme planı üzerinde, hem de istenen ücret üzerinde bir türlü anlaşma sağlanamadı. Peki Zalevski, Zalevski'nin özelinde, Zalevski özelinde aslında oyuncu e, özelinde çok büyük bir problem yoktu kulübü anlaştıktan sonra, çünkü Zalevski'nin burada kazanacağı ücret Roma'da kazandığından çok daha farklı ve fazla. Burada direkt olarak 11 oyuncusu olacaktı. Böyle bir planlama vardı. Ama e, gelinen durumda Roma ile hala bir anlaşma sağlanabilmiş değil. E doğal olarak transferin son günlerine giriyorsanız karşınızda kulüp Roma elinizdeki ihtiyacın da farkında. Tabii ki daha fazla ücret talep edecektir. Hiç acımıyorlar. Çok normal bir süreç. Bu arada yani, bizde de aynı süreç yaşansa bizim kulüplerimizde onlar da aynı parayı isterler diyeceğim ama maalesef isteyemiyorlar abi. <laughs> Onu... Yani o özellikle gör. bu şeyde işi son ana bırakmam, bırakmakta ne büyük sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla kusura bakmayın kestim ama güzel gidiyordum. Pardon. Yani Zalewski konusu e, şimdi Hani yönetim kanadıyla düne kadar konuştuğunuz zaman ya da yöneticilere yakın isimlerle eskide hala bir çaba sarf edildiğini ve çözülmek üzere görüşmeler yapıldığını söylüyorlar. Ama İtalya'dan örneğin Dimazio'nun girdiği haber şu anda olmayacağı yönünde. Ama Galatasaray bir sol kanat bek transferi gerçekleştirecek. Galatasaray, iki yıldız oyuncuyu aynı uçakla İstanbul'a getiriyor. Sarı Kırmızılılar transferde hız kazandı. Galatasaray, yaz transfer döneminin son saatlerine girerken, Roma'da forma giyen ünlü oyuncuyu kadrosuna katma konusunda oldukça yakın. Ayrıca, sarı kırmızılıların radarında olan başka bir yıldız oyuncunun da Galatasaray'a katılmak istediği iddia ediliyor. Transferin son günlerinde heyecan dorukta Cimbom'un iki yıldızı aynı uçakla İstanbul'a getirerek büyük bir başarı elde edeceği söyleniyor. Galatasaray'ın klap bürüş forması giyen Rafael 17 kayıda radarını aldığı belirtildi. Club Brugge'un Nijeryalı yıldız için 17 milyon euro'luk bon servis talebi bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transfer olma isteği, sarı-kırmızılıların elini transferde güçlendiriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en son yaptığı açıklamada transfer duyurularını beklediğini ifade etti. Böylelikle Cimbom, iki yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirip taraftarlarını sevindirecek. Galatasaray, Roma'dan Nikola Zalewski'yi transfer etmek için çaba sarf ederken, Yıldız oyuncunun alternatifini de belirledi. Habere göre, Sarı Kırmızılı ekip, Nikola Zalewski'den beklediği sonucu alamazsa Mario Rui'ye yönelecek. Galatasaray yönetimi, Roma'yı ikna etme çabaları başarısız olursa Napoli'ye teklif yapmayı planlıyor. 2018 yılından bu yana Napoli'de oynayan Rui, İtalyan takımında 227 maçta 3 gol atıp 26 asist yaptı. Aslanda sol kanat bombası. Zalewski'nin alternatifi hazır. Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala harekete geçen yönetim sol kanat takviyesi yapmak istiyor. Nikolo Zalewski için pazarlıklarını sürdüren yönetim Yıldız ismin alternatifini İngiltere'de buldu. İşte detaylar. Ligde galibiyet serisini sürdürmek isteyen Sarı Kırmızılılar'da diğer yandan transfer gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü sona eriyor. Sarı Kırmızılı ekip, Sol kanat ve orta saha pozisyonlarına takviye yaparak yaz transfer dönemini tamamlamayı hedefliyor ve bu doğrultuda Polonyalı futbolcu Nikola Zalewski'nin transferi için görüşmelerini devam ettiriyor. İtalya'daki sarı kırmızılı yöneticiler, Polonyalı yıldız oyuncu için alternatifleri hazırda tutmak amacıyla harekete geçti. Haberlere göre, Galatasaray Nikola Zalewski ile görüşmelerine devam ederken, yıldız oyuncunun alternatifi olarak Fodbalo Ture'yi değerlendiriyor. Milan'a ait olan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak tamamlamıştı. Senegalli futbolcu, Fulham takımında 8 maçta forma giydi. 3 milyon euro piyasa değerine sahip yıldız futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına kadar sürecek. Fodbalo oture hem sol bek hem de sol kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Sarı-kırmızılılarda Emerson iddiası. Transferin son saatlerinde hızlı adımlar atan Cimbom'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberde West Ham United forması giyen Emerson'un sarı kırmızılı takımın takibinde olduğu savunuldu. Transferin son saatlerinde hızlı adımlar atan Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberde West Ham United forması giyen Emerson'un sarı kırmızılı takımın takibinde olduğu savunuldu. Daha önce aynı takımdan Lucas Digne'yi de kiralamak isteyen aslanın 13 Eylül'e kadar 30 yaşındaki sol bek için de temas kurabileceği öne sürüldü. West Ham, Emerson'u 2022 yılında Chelsea'den 15.4 milyon euroya transfer etmişti. İngiliz ekibinin formasını 85 kez terleten başarılı oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Emerson kariyerinde Roma, Chelsea, Lyon ve Santos gibi önemli takımlarda top oynadı. Barış Alper'e inanılmaz bir teklif yapıldı. Menajeri bu durumu doğruladı. Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Mal'dan, Yıldız oyuncu için transferin son gününde 25 milyon euro değerinde bir teklif aldıklarını fakat Galatasaray'ın bu teklifi reddettiğini belirtti. Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, sarı-kırmızılı oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Maldan, Barış Alper için 25 milyon euro değerinde bir transfer teklifi alındığını ifade etti. Transfer döneminin son gününde Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euro teklif etti. Ancak Galatasaray bu teklifi kabul etmedi. Transfer dönemi süresince İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan resmi teklifler aldık. Yönetim Barış'ın takımda kalmasını tercih ettiğini belirtti ve biz de bu doğrultuda görüşmeleri sürdürmedik. Barış Alper hala Avrupa rüyasını sürdürüyor fakat şimdilik yalnızca Galatasaray'ın başarısını hedefliyor." dedi. <laughs>